İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Büyük Savaş'ın 100. yıl dönümüne adanmış konferans. Bako Saakyan Rusya'da yaşayan Ermeni iş adamlarıyla Moskova'da bir görüşmede bulundu. Suriye sorunuyla ilgili zirve yarın Astana'da başlıyor. Dikran Agerdin bazı ilçelerinde sık yönetim ilan edildi. Tokat'ın Karakaya köyünde HES çalışmaları ile Arevilerin inanç merkezleri yok ediliyor. Dersimli kadınlar, baskı ve şiddete karşı hayatlarımız ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Batı Ermenistan'da kış. Ateşkesin 100. yıl dönümü. Fransız ordusunun Doğu Lejyonu'nun şehit düşen Ermeni gönüllülerin onuru anısına Fransalı Ermeni eski askerler ve partizanların birliği ve Batı Ermenistan Ulusal Konseyi, Batı Ermenistan ve Büyük Savaş'ın ateşkesiyle ilgili konferans. Konuşmacı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı. Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın basın departmanlığından verilen bilgiye göre Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Saakyan 24-26 Kasım günleri arasında Moskova şehrinde Rusya'da yaşayan bir grup Ermeni iş adamları ve yardımseverlerle görüşmede bulundu. Görüşmede Artsakh'ta değişik projelerin gerçekleştirilmesiyle ilgili sorunlar ele alındı. Devlet Başkanı Saakyan, Rusya'da yaşayan hemşerilerinin Artsakh'ın gelişmesi ve refahı için aktif katılımda bulunduklarına olan mutluluğunu ifade etmiş, işbirliğinin bu yüksek dinamiğinin gelecekte de korunacağına olan umudunu dile getirmiştir. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nın Asya ve Afrika Bölüm Başkanı Aydarbek Tumatov'un yaptığı açıklamaya göre, Astana'da gerçekleşecek olan Suriye çatışmasının düzenlenmesine adanmış görüşmelere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura katılacak. Tumatov, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi olan Mistura'nın Birleşmiş Milletler heyeti çerçevesinde gözlemci statüsünde katılacağını duyurdu. Diplomatın sözlerine göre Astana görüşmelerine Ürdün heyeti de katılma talebinde bulunuyor. Suriye'deki durumun çözümüne yönelik müzakerelerin 28-29 Kasım tarihleri arasında yapılmasının öngörüldüğünü hatırlatalım. Türk Silahlı Kuvvetleri Dikran Agerdin Lice ilçesinde Kürdistan İşçi Partisi PKK'ya karşı askeri operasyonlara başladı. Resmi Ankara Kürdistan İşçi Partisi'ni terörist örgüt olarak tanımlıyor. Operasyonlar Lice bölgesinin 4 köyünü kapsarken bazı bölgelerde sık yönetim ilan edilmiş durumda. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Lice ilçesinin dağlık ve ormanlık alanlarında faaliyet gösteren PKK militanlarını etkisiz hale getirmek, barınaklarını ve silah depolarını yok etmek için karşı askeri operasyonlar başlatılmış durumda. İlan edilen sık yönetim saatlerinde güvenlik açısından halkın sokağa çıkmaması çağrısında bulunuldu. Tokat merkeze bağlı Karakaya köy ilçesinden geçen Yeşilırmak üzerine yapılması planlanan Omala Barajı Karakaya HES projesinin yapımına yeniden başlanması bölgede bulunan Arevilerin inanç merkezlerini ve yaşam alanlarını da yok edecek. Tokat Karakaya köyünde Yeşilırmak üzerine yapılması planlanan Omala Barajı Karakaya Hidroelektrik Santrali projesinin yapımına yeniden başlanması ile birlikte Arevilerin inanç merkezi olan Hupyar Sultan torunlarından Destan Derviş Türbesi ve yaşam alanları büyük bir tahribat ve yok edilmeyle karşı karşıya. Bölge halkının ve köylülerin mücadelesi sonucu yapımı durdurulan Omala Barajı Karakaya HES projesi yetkililerinin köy dernek başkanlığı konusunda yaşadığı sıkıntıları ve muhtarlık seçimlerini fırsat bilip köyde yaşayan yurttaşlara çeşitli vaatlerde bulunarak verdiği sözlerle HES yapımına yeniden başladı. Çalışmaların başlaması ile birlikte bölgede bulunan Destan Derviş Türbesi alanında büyük bir kıyma yol açılmış durumda. Kadın örgütleri, siyasi partiler ve emek örgütlerinden oluşan Dersim Kadın Platformu, Seyit Rıza Meydanı'nda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Hayır Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Reform adına açıklamayı okuyan Tuğba Apaydın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nün doğmasına vesile olan kelebekler olarak bilinen Mirabel kardeşler diktatörlüğe karşı sürdürülen mücadelenin en önemli figürleriydiler. Bugün hala da öyle. Hala dünyanın dört bir yanında diktatörlere, şiddetin her türlüsüne karşı, savaşa, tacize, tecavüze, yoksulluğa, haklarımızın yok edilmesine, eşitsizliğe ve gericiliğe karşı kadınlar mücadeleyi örmeye devam ediyor ifadelerini kullandı. Hayatlarımız ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz.
Apaydın özgürlüğümüze, bedenimize, hayatımıza, kadın mücadelesine yönelik saldırıları, bizlere reva görülen bu düzeni kabul etmiyoruz. Sözümüzü örgütleyebilme, yan yana gelme ve hayatı değiştirme iradesinde ve iddiasındayız, dedi. Apaydın, her türlü şiddetin son bulduğu, tacizin, tecavüzün, istismarın, kadın cinayetlerinin, savaşın olmadığı, eşit, özgür, layık ve demokratik bir ülkede barış ve huzur içinde yaşamak hakkımız. Dünyanın dört bir tarafında kadınların alanlara çıktığı bugün de biz de Dersimli Kadınlar olarak diyoruz ki baskı ve şiddete karşı hayatlarımız ve haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Mücadeleyi büyütmeye devam ediyoruz diyerek sözlerini tamamladı. Batı Ermenistan artık kış içerisinde. Bazı köylerde kar kalınlığı 20 santime kadar ulaşıyor. Vatandaşların bu yıl kışın beklenenden daha erken geldiğini söylüyor. Bu yıl kar 45 gün erkenden yağdı ve bu da bir takım zorluklara neden oldu diyen vatandaşlar, odun ve yakacak sıkıntılarının bulunmadığını da dile getirdiler. İnsanları ayrıca arıcılık sorunu düşündürmektedir. Uzun yıllar arıcılıkla uğraşan Çataldere Köyü sakini Muhammed Bilgin, 5 yıldan bu yana arıların kışı açık alanlarda geçirdiklerini belirtti. Onun belirttiğine göre tanınmış Kafkas arılar, soğuk iklime rağmen kendilerini korumayı başarıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şuhagın adlı halk oyunları topluluğunu sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.